yani namların sayılabilenlerini ve sayılamayanlarını, non-count'larını inceleyeceğiz. Sayılabilen isimler nedir, nasıl kullanılır veya sayılamayan isimler nedir, nasıl kullanılır bunları inceleyeceğiz. Önce sayılabilen isimlerden başlayalım. One book, bir tane kitap. Kitap sayılabilir bir kelimedir ve önüne one getirilmiş ya da a book, bir tane kitap. Sayılabilen isimler one, a ya da diğer miktar zarflarıyla beraber kullanılır veya önüne the getirilir. Sayılabilen isimlerin önünde mutlaka a, one, diğer miktar zarfları veya the görmek durumundayız. A few books, birkaç kitap. A few, birkaç demektir. Artık birden fazla kitabım olduğu için sonra çoğul eki olan s'yi getirdim. A few books. Some books. Some biraz demektir. Biraz kitap. Artık yine birden fazla kitaptan bahsediyorum. Ve book kelimemin sonuna s'yi çoğul ekine getirdim. Many books. Birçok kitap. Book kelimesinin sonuna yine çoğul olduğu için s ekini getirdim. Many birçok demektir. A lot of books. A lot of çok demektir. Ve artık yine birden fazla kitaptan bahsettiğim için yani bir çoğulluk, plural durumu olduğu için kelimenin sonuna çoğul ekini s'yi getirdim. Peki sayılamayan isimleri nasıl kullanıyorum ben? Bunlara örneklerden bir tanesi money'dir, paradır. Para sayılamayan bir kelimedir ve sayılamayan isimlerin tekil veya çoğul halleri yoktur. Book'u one ya da a ile beraber kullanırken a money diye bir şey söyleyemiyorum. Ya da book'u çoğul halinde s ekini getirirken money'e money's diyemiyorum. Sayılamayan isimlerin tekil veya çoğul durumları yoktur. Sadece bu şekilde kullanılır. A little money, biraz para. A little, biraz demektir. A few, sayılabilenler için kullanılır. A little, sayılamayanlar için kullanılır. Ve burada gördüğünüz gibi hiçbir ek yok. Some, biraz demektir. Some books dediğimiz gibi some money de diyebiliyoruz. Some hem sayılamayanlarda hem de sayılabilenlerde kullanılabilir. Much birçok demektir. Many sayılabilen isimlerle kullandığımız gibi much'ı da sayılamayan isimlerle kullanıyoruz. Ve money'nin sonunda yine hiçbir ek yok. A lot of books dediğimiz gibi a lot of money de diyebiliyoruz. Yani sayılamayan isimlerle de kullanılabiliyor a lot of ve money'nin sonunda hiçbir ek yok. A lot of ve some hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılır. Money sayılamayan bir kelime olmasına rağmen dollar, euro gibi para birimleri sayılabilir. Normalde biz parayı elimizde sayabiliyoruz ve $5, 5 dolar veya 6 euros, 6 euro diyebiliyoruz. Ancak parayı kendisini sayamıyoruz. Sadece birimlerini sayabiliyoruz. $5 ya da 6 euros gibi. Peki benim sayılamayan isimlerime diğer örnekler neler? Bunlardan bir tanesi advice, nasihat, furniture, mobilya, salt, tuz demektir ya da sugar, şeker demektir. Bunların taneleri birden çok fazla olduğu için ve tek tek saymak mümkün olmadığı için bunlar sayılamayan isimlerdir. Help, gözümüzle görüp sayamıyoruz, o yüzden sayılamaz. Homework'ün bir tanesinin miktarı belli olmadığı için iki tanesinin miktarı da belli olmaz. O yüzden homework da sayılamayan bir kelimedir. Information yine sayılamaz. Luck, information bilgi demektir. Luck, şans sayılamaz. Traffic, trafik demektir, sayılamaz. Fruit, meyve demektir ve sayılamaz. Fruits diyemeyiz. Food, yemek demektir ve sayılamaz. Music, müzik demektir ve sayılamaz. Work, iş demektir ve sayılamaz. Sayılabilen kelimelerin önünde her zaman a, one ya da the'yi görüyoruz. Veya çoğul hallerinde her zaman sonunda bir çoğul ekini görüyoruz. Ancak sayılamayan isimlerin önünde hiçbir zaman a görmüyorum ya da n görmüyorum. Veya sonunda hiçbir zaman çoğul eki görmüyorum. Sayılabilen isimlerimin miktar sıfatları a few, some, many ve a lot of. Sayılamayanlarınki a little, some, much ve a lot of.